Nasıl ama? Vay vay vay. Bak sen şu samimiyete. Nereden buldun bunları? Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın aga. Nereden buldumsa buldum. Süper. Manşetten çakarım ben bunları. Kız da güzelmiş ha. Hepsi iftiraymış, dedikoduymuş, bilmem neymiş ha. Yok ya, bunlar ne o zaman? Okul hatırası mı? Mücahit, tefrika çıkarırım ben bunlardan. Bas bas bitmez, kaynayacak ortalık. Bir de ahlaklı, erdemli iş adamıyım diye geçinmiyor mu? Asıl ben ona hasta oluyorum. Saygın aile babası beyefendi. Ne zaman çıkar bunlar? Öbür gün. Niye yarın çıkmıyor? Yarının sayfası hazır, değiştiremem şimdi. Senin ihaleye taş koymuş ha, ondan mı bu tezgah? Ne alakası var ya, o başka bu başka. Elinden işi almış ama öyle deme şimdi. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Göstereceğim ben ona Mücahit Gürboğan'ın elinden iş almayı. Ne yapacaksın ki? Düşüneceğiz bir şeyler elbet. Dur bakalım. Bir Edirne haber alabilir miyim? Tabii efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Merhum müteahhit Haydar Karahan'ın oğlu Sinan Karahan'ın bir süre önce şüpheli bir biçimde balkondan düşerek ölen inşaat fakültesi öğrencisi müteahhitinle ilişkisi olduğu hakkındaki dedikodular aydınlık kazandı. Hani benim çikolata? Burada al. Aa, Sinan Bey değil mi bu? Ver şunları ver. Gazetede ne var? Yok bir şey güzel. Hadi sen git içeri. Güle güle, hadi güle güle. Bunları bir kenara ayıralım da köye götürüver Hasibe'mi gittiğinde. Fakir fukarayı ver, sevinsinler. Tabii İkbal Hanım. Köydekiler bilmez bunların kıymetini ama olsun. Ne oluyor Hasibe abla? Aman Allah'ım. Ortalık zaten çalkalanırdı ama gazetede çıkınca iyice rezillik be ya. Annem bunu görürse mahvoluruz, düşünmek bile istemem. Evi yıkar başımıza. Ah abi ah. Yırt attım Hasibe abla. Annem sorarsa da bakkal göndermeyi unutmuş deriz. Tamam. Dilekçeyi verelim 3 gün oldu. Niye hala tebligat gitmiyor Sinan'ın evine? Abi birileri bekletiyor olmasın? He, birkaç gün içinde alacak diyorsunuz. Kaçmasın bu arada. Çok sıkıştı tabii. Abi almayayım ben vaktinizi artık. Bir emriniz var mı? Sağ olun, hürmetler, iyi günler. Bunun için mi aldın resimleri benden? Çerçeveletip duvara asmayacaktık herhalde. Bana söyleyebilirdin Mücahit. Nesliciğim, güzelim, sarı balım. Bak. Ümit öldü Mücahit, öldü. Bari hatırasına saygı gösterelim. Nesli, ben de senin kadar üzülüyorum. Ama Sinan Alçağ'ın ne yaptığını biliyoruz değil mi? Ya Nesli'ni biliyoruz Mücahit. Yanında mıydık? Allah Allah. Ümit Sinan'ın evli olduğunu biliyordu. Karısından ayrılmaya niyetinin olmadığını da biliyordu. Ümit'i Sinan ayartmadı mı peki? Madem evli barklı namuslu adamdı da gencecik kızla ne işi vardı? Benim seninle ne işim var Mücahit? Sen de evli değil misin? Ama ben ayrı yaşıyorum. Boşanmak için de dava açtım. Arada çok fark var. Hem ben Sinan gibi gönül eğlendirmiyorum ki. Biz seni seviyoruz güzel. Gel de Aliye'ye anlat şimdi bunu. Tam her şeyi düzeltiyorum derken. İnkar mı etmiştin? Kabul edecek değildim herhalde. Ne deseydim yani? Ne diyorsun? Ne çıkar bu otopsiden? Bir şey çıkmaz. Bir kere senin lehine 2 şey var. Birincisi kız alkollüymüş.
İnsan alkollü olunca dengesini kaybeder. İkincisi? Dövme, darp, boğuşma izi yok. Ölüm sebebi yüksekten düşme. Ama unutma, kız hamileymiş. Nermin canım. Aliye'cim nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Bugünkü gazetede bir şey var da... Bilsen iyi olur diye düşündüm. Ne oldu? Yine aynı mesele. Sinan'la şu kız. Bir dakika. Ne oldu? Kızla bir fotoğrafını basmışlar Sinan'ın. Sarmaş dolaş. Ya. Haberin manşeti de skandal. Çok mu samimi fotoğraflar? Ne önemi var Aliye? Demek fotoğraf çektirecek kadar. Yani bir gecelik bir şey değil. Sonra konuşuruz.